Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere neden War Thunder'da Silver Line yani Gümüş Aslan oyunda bu para olarak geçen Gümüş Aslan'ınızın neden düştüğünü anlatacağım. Zaten siz bazı maçlarda kazansanız bile Silver Line'ınızın hiç artmadığını ya da bazen azaldığını bile görebilirsiniz kazandığınız halde. Şimdi şurada mektup kısmında bir tane maç geçmişimize bakalım. Mesela burada şimdi düşük seviye, giriş seviyesi bir Rus tanklarıyla birlikte bir maç attım mesela. BT7, T26 ve BT5 tanklarıyla girmişim. Oyundan şimdi 1322 Silver Lion kazanmışım. Şimdi iki tip her maç sonu iki tip gider var. Bir tanesi tankın tamir masrafı, böyle otomatik repair. Diğeri de automatic purchasing of armor refills, yani diğeri de mermi yenilemesi. Şimdi siz oyun oynarken tanklarınız patladığında eğer otomatik tamiriniz açıksa Silver Line karşılığı tankınız tamir oluyor. Eğer otomatik tamiriniz kapalıysa bu tankların tekrar ücretsiz tamir olması zaman oluyor. Bazı tanklarda bir haftaya kadar falan uzuyor, böyle 7.3 seviye tanklarda. Ve her maç sonu bu otomatik tamir ve mermi düşünce size bu altta total dediği kısımda yazan gümüş aslanı vermektedir. Mesela ben burada işte net olarak 1100 gümüş aslan kazanmışım. Ama bazı yüksek seviye maçlarda tamir masrafı tankların performansına ve kabiliyetine göre tamir masrafı artmaktadır. Mesela burada T54 4794 gümüş aslan diyor. Eğer şimdi otomatik tamir zaten açık tutmak zorunda gibi bir şeysiniz, yoksa o tankla bir hafta oynayamıyorsunuz. Yani bu tank patladığında yani öldüğünüzde 4794 Silver Line otomatik olarak düşecek. Yani şimdi siz düşmemesi için oyunda en az 4794 Silver Line, bir de üstüne de bunun mermi masrafı kadar gümüş aslan, yani silver kazanmanız gerekmektedir. Burada modification kısmında zaten her merminin ne kadar olduğu yazıyor, böyle atılan her merminin. Bir de bu iki masrafı toplam olarak geçtiğinizde zaten kazanmaya devam ediyorsunuz, ama oyun sonu toplam kazandığınız para eğer bu tamir ve mermi masrafından düşük olursa otomatikman gümüş kaybedersiniz. Bunu engellemek istiyorsanız biraz daha düşük seviye tanklarda oynayabilirsiniz. Yani düşük seviye tanklarda hiç olmazsa hem tamir masrafı düşük, hem de mermi masrafı böyle yok denecek kadar az. Bir de karşı takıma sonuçta kolay böyle yeni başlayan kullanıcılar geldiği için bir maçta 10 kill'e kadar bir puan alabilirsiniz. Zaten 10 kill yapınca zaten otomatikman 3-7'de en az 10.000 Silver Lion geliyor. Sonra yeterince Silver Lion biriktirince zaten daha yüksek seviyelerde oynayabilirsiniz. Zaten direkt giriş seviye tanklarda böyle mesela 1.0 gibi, 1.3 ya da 1.0 gibi tanklarda direkt zaten bazılarına tamir masrafı ücretsiz. Mesela bu BT5, ben her BT5'e maç girdiğimde en az 10 kill alıyorum. BT7 biraz daha ağır, ama gene tarihte güzel bir tank olduğundan o da yeterince kill veriyor. Fakat T26 tamamen zırhı neredeyse, zırhı çok kötü ama tarihte hiç fena olan bir tank değil. Sonra yeterince para biriktince de zaten
daha yüksek seviye tanklarda oynuyorum. Fakat Amerika'da ise şu Abrams'ları açtığınızda Abrams'larda ve XM803 ve MBT70'te tamir masrafı biraz daha uygun oluyor sizin seviyenize göre. Böyle bunda oyunda azıcık bir şeyler yapsanız, kill almasanız bile böyle aktiviteden kazanacağınız Silver Line bu tankların zaten tamir masrafını ve mermi masrafını karşılıyor. Zaten kill almasam bile oyunda sırf aktiviteden bu 10.090 tanklarla hem araştırma puanı hem de Silver Line kasabiliyorum.